İyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftaya Bakış'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye'deki enerjinin görünümünü ele alacağız. Konuklarımız Profesör Doktor Sencer İmer, Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Oğuz Türk Yılmaz, Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii Türkiye'nin gündeminde çok konu var. Bugünün en sıcak konusu da bu 12 Eylül davasıydı. Evet. Fakat biz tabii biraz önceden belirliyoruz program konusunu. 12 Eylül ile ilgili konuşmayacağız ama 12 Eylül'ün yarattığı ortamı aynı zamanda tartışmış oluyoruz. Öncelikle Oğuz Bey sizden başlayalım isterseniz. Sizin bu Makine Mühendisleri Enerji Çalışma Grubu Başkanı olarak yaptığınız çalışmalar var. Türkiye'de Türkiye'nin enerji görünümü başlığı altında ve biraz önce verdiğiniz bilgiye göre de yenisini de hazırlıyorsunuz. Daha geniş kapsamlısınız da. Şimdi herkes bu son 10 gün, 15 gün içinde doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla karşılaştı ve işte uzunca bir süredir devam eden arka arkaya gelen zamlar dizisi söz konusu. Bu durumlar kaynaklanıyor. Buna çeşitli izahlar yapılıyor. Gerçek durum nedir? Bir onunla başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Ben sizi, yayın ekibimizi, Ulusal Kanal'da izleyicilerini selamlayarak söze başlamak istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi oda olarak biz enerji alanında çok uzun yıllardır ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sonuçlarını çalışmaların kamuoyuyla paylaşıyoruz. Web sitemize koyuyoruz. Yayın haline dönüştürüyoruz. Ve Nisan ayı sonu içinde Türkiye Enerji Görünümü 2012 diye yeni bir yayın çalışmasını da sonuçlandıracağız. Sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız onu. Onun bulguları üzerinden de konuşacağım bugün. Ama dilerseniz ileride sadece onu konu alacağınız bir programı da memnuniyetle yaparız. Zamlara gelince, yani cümleye 12 Eylül'e başlamak lazım. 12 Eylül dönemi Türkiye'de daha geriye gidelim 24 Ocak kararlarıyla. 24 Ocak kararlarıyla uygulanmak istenen iş Türkiye'deki bütün kamusal alanların piyasaya açılması faaliyetidir. Elektrik enerji sektöründe de bu yapılmıştır. Mevcut kamu kurumları bölünmüştür, parçalanmıştır, güçlüden işletilmiştir ve elektrik üretimi evvelden bütününle üretimden, dağıtımdan, iletimine kadar bir kamusal hizmet olarak öngörülürken öncelikli üretim tesisleri özel sektöre açılmıştır. Şu anda dağıtım sektörü özel sektöre verilmiştir önemli bir bölümü. 8 şirket kaldı, 12 şirket özel sektörde. Evet. Bir tek iletim kamuda kalacak. Zamlarla değinecek olursak, şimdi önce doğalgaz zamından başlayalım. Doğalgazdaki zam %20'dir. Yani öyle yuvarlak, yani değişik oranlar veriyorlar. Nihai tüketici yansıması %20'dir. Tüketici Hakları Derneği'nde bu konuda açıklamaları var, çalışmaları var. Ekim'de %15 zam yapılmıştı. 1 Nisan'da da %20 zam yapıldı. Zam oranı toplamda cemaat %38'e geldi. Niye zam yapıldı? Aslında uzunca bir süredir zam yapılması gerekiyordu. Yani hükümet bugün değil, şu veya bu sahikle zamı öteledi. Yani bir ciddi bir sübvansiyon sağladı. Sübvansiyondan sadece halk yararlanmadı. Elektrik üreten şirketler de doğalgazı kullanıp onlar da ucuz aldılar, iyi paralar kazandılar. Sanayi de bu işten yararlandı. Şimdi zam yapıldı. Bu zam, çünkü şu anda Türkiye doğalgazı metreküpünü 430 bin metreküpünü 430 dolardan alıyor. 43 sente gelir bir metreküpü. 43 sent şu anda BOTAŞ'ın satış fiyatlarının zaten üstünde olan bir rakam. Yani şu andaki rakamlar bile, zamlı tarifeler bile bizim doğalgazı ithal ettiğimiz rakamların altında. Onun için maalesef şunu söylemek zorundayım ki önümüzdeki zaman birkaç ay içinde aslında %15-20 oranında bir zam daha gelecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi Türkiye kullandığı doğalgazın %98'ini ithal ediyor. Bu çok yüksek bir oran. Yani yerli üretimimiz işte en fazla 760 milyon metreküp mertebesinde. Geçen sene 43.8 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişiz. Hal böyle olunca ithal fiyatlarındaki artışlar da tabii dolar kurunda bir hareketlilik var yukarı doğru. Ama esas itibariyle alış fiyatlarımızın yüksekliğinden kaynaklanıyor bu. Evet. Biz
bu kadar çok doğalgazı, yani 98-99 oranında ithal ederken elektrik üretimimizi büyük ölçüde doğalgaza dayandırmışız. 2011'de elektrik üretiminin yarısına yakın bölümünü, %46,5'unu doğalgazdan karşılamışız. Bu yanlış bir oran. Zaten ithal ettiğimiz doğalgazın da neredeyse yarısını elektrik üretim içinde kullanıyoruz. Şimdi doğalgaz zammı hem yeni bir zam gelecek diyorum, hem elektrik fiyatlarına da bir arttıracak. Çünkü maliyet bazlı fiyatlandırma diye bir sistem getirdiler. Buna göre girdi fiyatları artınca fiyatlar otomatikman artacak. O 3 ayda bir yapılıyor. Muhtemelen 3 ay sonra Temmuz 1'de diyecekler ki doğalgaz doğru, yani bunda yanlış bir tarafı yok. Doğalgaz fiyatları arttı. Onun için elektrik fiyatları da artacak. Orada da bir asgari %15-20 zam verebilir. Elektrikteki zamma gelince son zam oranı %9,6 gibi düşük gibi gözükse ki, şimdi elektrik mühendisi olarak Olgun Sakarya arkadaşımızın dün bana gönderdiği bir tabloya bakıyorum. Son 2008'den bu yana, yani 2008, 9, 10, 11 zam oranı %108'e ulaşmış konutlarda. Yani diyorlar ki biz hiç zam yapmadık falan. Yanlış bunlar. Yani zam yapmanız olur mu? Sanayide %90'a yakın kullanılmış. En fazla da hayır kurumları, dernekler, vakıflar, müzeler, resmi okullar, onların elektrik rakamları %128 arttırılmış son 4,5 yıl içinde. Yani bu elektrik zammının da nedeni, şimdi orada dediğim gibi elektrik üretimi özel sektöre dayandırıyor. Geçen seneki toplam üretilen elektriğin %55'ini özel sektör üretmiş. Kamu payı %45. Hem bir yandan diyorlar ki efendim kamu egemenliği, kamu tekeli vesaire, bütün bunlar sanal yalan şeyler. Yani kamunun kurulu güçteki payı da, üretimdeki payı da %50'nin altında. %55'ini özel sektör üretmiş. Efendim devlet üretti, fark etmez. Kim para kazandı bu işten? Yani devlet tesisleri üretmedi. Alıcının devlet olması tesisin mülkiyetinin kimde olduğunu ortadan kaldırmaz. Özel firmalar, bir serbest piyasa var. PUMUM dediğim piyasa, mali uzlaştırma merkezi var. Dengeleme uzlaştırma piyasa. Oraya elektrik satıyorlar. Bu tam bir piyasa mekanizması. Yani talep yoğun olduğu saatlerde daha yüksek fiyatla, talebi düşük olduğu saatlerde daha düşük fiyatla satılıyor ve bu piyasa toplam elektrik sektöründeki yaklaşık 1/4'ünü karşılıyor. Oradaki fiyat yükselmesi de etkiliyor. Hal böyle olunca, yani elektrikte de zaten %60'a yakın oranda dışa bağımlıyız. %46 doğalgaz karşılıyor. %10 kadar ithal kömürün payı var. %1-2 de işte sıvı yakıtlar vesaire ekledi. %57-58'e varıyor. Buradaki fiyatlardaki artış trendi de petrol ürünlerine gelince, oradaki fiyatın artışı hiçbir gerekçesi yok. Tamamen devletin politikası. Çünkü şu anda bugün işte Şükrü Kızılot'un gazetelerde hürriyette yazısı var. Rakamları ortaya koyuyor. 4.65 TL'nin 3 liradan fazlalık bölümü ÖTV ve KDV. Evet. Yani siz bu işin 1/3'ü ÖTV ve KDV oluyor. Mal bedeli %20 kadar işte. Kalan kısımda bayi kârı falan. Şimdi bir de yanlış yere bayileri hedef gösteriyorlar. Bayilerin kârı son derece sınırlı bu işte. Esas buradaki problem devletin yüksek oranda aldığı vergiler ve biliyorsunuz Türkiye'deki kamu yönetiminin toplam vergi gelirleri içinde akaryakıttan alınan vergiler %20'sini oluşturuyor. Yani bu deli dumurlu hesabı, gelenden de geçenden de ben bu parayı alırım diye. %20'sini siz akaryakıttan alırsanız, akaryakıtta bu kadar yüksek vergi oranı kullanırsanız, evet, ki Avrupa'daki en yüksek akaryakıt fiyatları Türkiye'dedir. En yüksek vergi oranları Türkiye'dedir. Oysa Türkiye'deki insanların alım gücü Avrupa'daki ülkeler gibi değildir. Çok daha düşüktür. Yani hani elektrik ve zammının, doğalgaz zammının bir takım ekonomik gerekçeleri bulunabilir. Ha, burada ne yapmak gerekirdi? Burada %18 bir KDV var. Şimdi yurttaş açısından sizin, benim, hocamın evinde kullandığı elektriğin, doğalgazın KDV'si bizim için maliyettir. Biz o KDV'yi bir yere yansıtamayız. Oysa burası bir ticari işletme olmuş olsaydık, ödediğimiz KDV'yi kendi ürettiğimiz mal ve hizmete satarken tahakkuk ettirdiğimiz KDV'den düşerdik. KDV bizim için maliyet unsuru olmazdı ama yurttaş için KDV maliyet unsurudur ve %18 KDV oranı yüksektir. Siz eğer yurttaşı korumak istiyorsanız burada KDV'yi düşürebilirsiniz. Doğalgaz Türkiye'ye ilk geldiğinde 80'li yılların ikinci yarısında KDV %1'di. Evet. Sonra %8'e yükseltildi. Şimdi %18. %18 oranında bir rahatlık sağlamak istiyorsanız %18'lik KDV %1'e indirebilirsiniz. Son bu konuyla bağlantılı söylemek istediğimde, yani
hani zamlarınızı alın başınıza çalın, tamam politik olarak güzel bir laf ama böyle bir hayat yok yani. Evet. Al başlarına çalsınlar ama yani çalacak bir yer yok. Şimdi o noktada talep edilmesi gereken unsur bence yani emekten yana insanların, emekten yana kurum ve kuruluşların talep etmesi gereken enerji yoksulluğu diye bir kavram vardır. Belirli bir gelir düzeyinin altında yaşamını sürdürmek durumunda kalan insanlara gereksindikleri elektrik ve doğalgazı kamu kaynaklarından vermekle yükümlüsünüz. Bunun uygulamaları İngiltere'de var. Bir aile ayda 250 kW elektrik tüketir. Düşük gelir gruplarına 250 kW elektriği bedava sağlayabilirsiniz. Bir aile yılda 1500 metreküp doğalgaz tüketir. Eğer ferdi ısıtmayla doğalgaz tüketiyorsa bu 1500 metreküp doğalgazı kamu kaynaklarından karşılanır. Bunun da kamu batmaz. Bütçede büyük delikler oluşmaz. Doğacak açığı da vergi almadığınız kesimlerden, gelir sistemi içine koymadığınız unsurlardan vergi alarak karşılayabilirsiniz. Yani zamlardan kurtulmanın yolu pek kolay, şöyle kısa vadede kolay gözükmüyor. Uzun vadede var elbette. Kendi yerinde onu daha sonra konuşuruz. Yani biraz yani. Sizin çizdiğiniz çerçeveden sanki zamlar kaçınılmazmış gibi bir anlam da çıkmış oldu. Ben de onu sormak istedim. Bu düzen içinde öyle. Yani siz de bugün o koltukta oturuyorsaydınız istemiyor bu zamı yapma. Petrol için söylemiyor. Petrol için tamamen vergi politikasıdır. Ama doğalgazda, elektrikte fiyat artış. Elektrikte de değil. Doğalgazda böyle. Yani çünkü alım fiyatlarınız yüksek. Elektrikte kaçınılmaz değil. Şöyle değil. Yani elektrik üretimindeki siz doğalgazın payını düşürmüş olsaydınız, yerli kömür kaynaklarınızı daha yüksek oranda kullanmış olsaydınız, daha yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından dayalı bir elektrik üretiminiz olmuş olsaydı, bu düzeyde yüksek bir elektrik fiyatı oluşmazdı. Ama bütün bunlar da elbette akşamdan sabah olacak işler değil ama önünüze hedefler koyarsınız, 10, 15-20 senelik hedefler ve dersiniz ki ben tabloyu değiştireceğim. O amaca yönelik adımlar atacağım. O konuda görüşlerimi daha sonra söyleyeceğim. Hocamdan fazla rol çalmak istemiyorum. Şimdi zaten ben de tam hocama dönecektim. Bu mesela Oğuz Bey doğalgazdaki, yani daha doğrusu elektrik üretimindeki ve enerjide doğalgaza bağımlılık meselesinin altını çizdi. Ne olabilir di veya bundan sonra ne olabilir aynı zamanda? Şimdi bir kere Oğuz Bey sayıları vermek suretiyle de facto durumun ne olduğunu ortaya koydu. Buna eklenecek bir şey yok. Ancak şunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de elektrik üretiminin %46 değil mi dediniz? Evet, doğalgazın. Doğalgazın payının elektrik üretimindeki payı %46. Buna mukabil en önemli doğalgaz ihracatçılarından birisi olan Rusya Federasyonu'nun elektrik üretiminde doğalgazın payı %15 civarında. %20'nin altında. Evet. Evet. Yani şimdi Ruslar akılsız değiller. Evet. Yani burada bunu yapmalarının sebebi çok açık. Çünkü doğalgaz ürün olarak pahalı bir üründür. Dolayısıyla elektrik üretiminde siz ucuzdan pahalıya doğru dizecek olursanız en pahalısı fuel oil yakmak suretiyle elektrik üretmektir. Evet. Yani petrolü yakarak üretmektir. Ondan sonra doğalgaz gelir. Ondan sonra aşağı doğru indiğinizde kömür gelir. Efendim, ondan sonra en aşağıda hidrolik gelir. Rüzgar enerjisi, onu Almanya'nın kaynaklarından söyleyebilirim. Pahalılık itibariyle şeyden, doğalgazdan daha pahalıdır, onu söyleyeyim. Yatırım bedeli sebebiyle belki düşük ama her zaman çalışmadığı için ve süpansiyon yoluyla ayakta tutulur. Güneş enerjisi daha da pahalı. Elektrik üretme anlamında söylüyorum. Çünkü bugün için üretilen malzemelerin pahalılığıyla ilgili olan bir şey. Zaten Almanya'da şu anda güneş enerjisine verilen süpansiyonları hükümet kesti. İndirdi, epey gürültü çıktı. Çünkü onları dışarı satmak istiyorlardı. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Demek ki biz enerji üretiminde seçerken en pahalı yöntemi seçmişiz elektrik üretiminde. Yani doğalgazı seçmişiz. Niye öyle yapmışız acaba? Bunun cevabını vermemiz lazım. Evet. Bunun cevabı şurada, gizli. Şimdi Türkiye'de elektrik enerjisi talebinde çok hızlı bir artış oluyor. Bu hızlı artışa cevap vermek için planlama yapmak lazım. Ve kaynaklarınızı ona göre yatırıma yönlendirmek lazım. Baraj yapmaya kalktığınız takdirde, büyük barajlardan söz ediyoruz, en azından 3 sene uğraşıyorsunuz, 5 sene uğraşıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz. Şimdi hızlı artış olduğu zaman da devreye girip, kömür santrali de aynı şekilde. Ama doğalgaz santrali dediğiniz şey bir nevi türbündür. İçerisinde doğalgazı yakarsınız. Yaktıktan sonra bu doğalgazdan çıkarken, türbünden çıkarken çevirir, jeneratörü çevirir ve elektrik yaparsınız.
Yani neticede bir uçak motoru gibi değil mi? Düşünebiliriz. Evet, doğru. Dolayısıyla aynı siz bunları konu. Amerika'daki efendim General Electric'e sipariş ediyorsunuz. General Electric'in hatta benim bildiğim kadarıyla birkaç senesi dolmuştur. Yani isteseniz de türbin alamazsınız o kadar çabuk. Dolayısıyla çok çabuk devreye sokabildiğiniz bir sistem yatırım olarak. Yatırım bedeli de çok daha ucuz. Hı. Yani bütün yaptığınız iş türbün almak. Bunun arkasına bir jeneratör bağlıyorsunuz. Ondan sonra elektriğiniz tamam demektir. Şimdi bakınız. Bu ucuz yoldan hızlı bir şekilde devreye girmek için planlanmış bir elektrik üretim yöntemidir. Yatırımı ucuzdur. Evet. Ama işletme maliyeti yüksektir. Evet. Çünkü doğalgaz fiyatı işletme maliyeti yükselir. Evet. Kömür santrali yapsaydınız öyle hemen devreye giremezdiniz. Ciddi bir yatırım yapacaktınız, planlayacaktınız. Ve bir megawatt için yaptığınız elektrik enerjisi yatırımı doğalgaz için yapılan yatırımın muhtemelen 3 katı falan olacaktı veya 2 katı olacaktı. Evet. Şimdi dolayısıyla özel sektöre de bunu açtığınız zaman da yap kardeşim dediğiniz zaman da hemen doğalgazla devreye giriyorlar. Ve sonunda bir de bakıyoruz %45-50'leri bulmuşuz. Olay budur. Yani siz planlamanızı talebin gelişmesine göre uygun yapamadığınız için ve büyük yatırımları yani hidrolik barajları yani kömür yatırımlarını ve diğerlerini uygun yapamadığınız için hızlı devreye girerek bunu yapıyorsunuz. Ve ucuza da yaptık diyorsunuz. Doğalgaz fiyatını da tüketiciye yastırıyorsunuz. Tabii ucuzluk yani hocam yatırım bedeliyle sınırlı bir ucuzluk. Yani tabii yatırım bedeliyle. İnternet faturaları çok yüksek. Hayır, işletmeyi kastetmedim. Evet. Yatırımı kastettim. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi bu Türkiye'nin bir planlama hatasıdır. Çok açık söylüyorum. Şimdi İran mesela doğalgazı elinde emrinde olduğu için orada doğalgazın payı yüksektir. Doğrudur. Bunun sebebi nedir? Doğalgaz kendi kaynağıdır. Evet. Dışarıya döviz harcamamaktadır. Değil mi? Evet. Onu kullanır. Libya zamanında bunu kullanmıştır. Aynı şey Libya için geçerli. Ama biz doğalgaz üreten bir ülke değiliz. Biraz önce Oğuz Bey söyledi. Doğalgazın %98'ini değil mi ithal ediyoruz. Yani kendimizinki neredeyse sıfıra yakın bir şey. Evet. Şimdi böyle bir durum karşısında doğalgazın ilk başta belki ucuz ve cazip gelmesi bizi bu istikamete itmiş durumda ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir kere bunu bir tespit etmemiz lazım. Bu çok önemli. Evet. Şimdi başkaları böyle yapmıyor. Rusya gibi ülke dahil. Hele ithal eden Almanya vesaire gibi ülkeler hiç böyle yapmıyorlar. Doğalgazın payı orada yine 15-20 o civarlarda. Hiçbir zaman bizdeki gibi 45 falan değil. İtalya'da yüksek ama... Yani İtalyanlar da bizim gibi plansız adamlardır. Evet, evet. İtalyanlar plansız adamlar oldukları için... İtalya ve Hollanda, Türkiye en yüksek olan... ama Hollanda tabii doğalgaz çıkarır. İtalyanların doğalgazı da yok. Evet. Yani bizim gibi aynen durumları. Evet. Şimdi birincisi buydu. İkincisi doğalgazdan bunu yaptığınız zaman da eğer düşürmek istiyorsanız toplam elektrik maliyetini yapmanız gereken işlerden birisi vardır. Buna Kobi Santral diyoruz. Şimdi atık enerjiyi dışarıya atıyorsunuz, bacadan gidiyor. Normalde termodinamik ilkelerine göre, Carnot prosesine göre yani gösterilebilir ki böyle bir prosesin verimi %30'un üzerinde değildir, 33'ün üzerinde değildir. Şimdi bu böyle şeyler, geriye kalan 70 gitti havaya, değil mi? Evet. Havaya gitmesini önlemenin yolu şudur, atık enerjiyi tekrar değerlendirmek. Bunun içinde bundan sıcak su vesaire üretip şehirleri beslemek. Şimdi bizim Temelli'de mesela böyle bir doğalgaz santrali var. Atık enerjiyle oradaki blokların ısıtılması hesaba katılmış falan değil. Ama Stuttgart'ta bilmem küçük kentte efendim bir belediye böyle bir doğalgaz santrali alıyor, elektriği üretiyor, atık ısıyla da oradaki evleri ısıtıyor. Ne oluyor o zaman? Isı verimini yükselttiği için maliyeti düşürüyor, elektrik maliyeti de düşüyor. Evet. Bizim buna ihtiyacımız var mı? Var. Evet. Bunu yapmamışız. Burnumuzun dibinde var temelli, onu söylüyorum. Şurada duruyor doğalgaz santrali. Birincisi buydu. İkincisi, doğalgazın ithalatında kaynakların çeşitlendirilmesi çok önemli. Biz doğalgazda rahmetli Özal zamanında Ankara'da hava kirliliği sebebiyle doğalgazı getirdik buraya. Çok doğruydu o 80'li yıllarda. Hatırlayın. Ankara'da o kötü kömürlerin yakılması sonucunda insanlar sokağa çıkamaz hale gelmişlerdi. Ben Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapıyordum. Cebeci'de oturuyorduk. Yani çok iyi hatırlıyorum. Planlamadan çıktığımızda atkımı burnumun ucuna çekerim. Ona rağmen nefes almakta zorlanırdım. Ve birçok insan akciğer hastalıklarına falan uğramış vaziyetteydi Ankara'da. Öyle bir durum vardı. Evet. Doğalgaz gelince Rusya'dan
Özellikle bu Ukrayna, işte Romanya falan üzerinden İstanbul üzerinden Ankara'ya gelen meşhur o eski hat. Ankara'da bir anda hava temizlendi. Ankara temiz bir şeye kavuştu, atmosfere kavuştu. Ancak doğalgaz tabii her yere verilemediği için, Ankara'da hızla büyüdüğü için, kenar mahallelerde olanlar o fiyatı da ödeyemedikleri için ucuz kömürleri yaktılar onlar. Yakınca da ne oldu nehir kömürlerini? Bu defa havada sınır olmadığı için onların o emisyonları geldi buraya yığılmaya başlandı. Hı. Belli yerler hariç. İstanbul'un havasının temizlenmesi, Bursa'nın, Erzurum'un hepsi doğalgazda oldu. Arkasından tuttuk mavi akı projesini yaptık. Gene Rusya'dan aldık. Ben Rusya'dan almamıza karşı değilim. Ancak alırken miktarların dağılımına baktığınız zaman da Rusya'dan aldığınız gaz miktarı bir ara %60'lardaydı. Bilmiyorum şimdi nasıl. %46 şu an. Yani neyse 50-46 olmuş. İran'dan aldığımızda %20 civarındaydı. İran'dan aldığımız. O da %18. İşte yani o civarlardaydı. Evet. Şimdi demek ki biz bu iki ülkeye bağlı olarak olayı götürdük. Şimdi bakınız. Çeşitlendirme demek başka yerlerden de bir gazı temin etmek demek. Mesela Orta Asya'daki efendim Türkmenistan'dan değil mi? O zaman teklifler vardı. Vardı. Azerbaycan'dan alıyoruz bir miktar. Suriye'de gaz var mesela. Bakın burnumuzun dibinde. Oradan alınabilirdi. Irak'ta gaz var. Kullanılamıyor. Bütün yani bunları, Suriyeliler yani ayrıca gelin çıkarın dediler. Tabii bu iyi bir şey. Yani şimdi siz burada Suriye'yi, Irak'ı, bunları yanınızdaki ülkeleri kullanacaksınız, çeşitlendireceksiniz. Böylece maliyeti aşağı çekeceksiniz. Burada biz yeterince aktif olamadık. Bunu söyleyeyim. Dünya yani dış politikada da bunun boyutları var gayet tabii. Türkmenbaşı'nın hatırlıyorum bir ara gazetelere falan düşmüştü. Efendim 1000 metreküpü için o zamanlar 40 dolar mı öyle yani çok ucuz bir fiyat. Onlar tabii gerçekçi olmayan. Kaldı. Ama bugün için gene de ucuza alınabilir. Evet. Yani bunun maliyeti çeşitlendirerek alınabilir. Bir de şu var. Oğuz Bey şimdi 440 dolar dedi. Ben not aldım. 430 dolar pardon 1000 metreküpü için. Şimdi bunlar genelde sır olarak tutulur. Yani ülkeler arası münasebetlerde şirketler arasında da bu böyledir. Ticari sır vardır. Ve bazı işte ondan daha ucuz alırsanız söylemezsiniz. Öbüründen de başka fiyat alırsınız. Kimse söylemez. Yine bu tabii iktisadi casuslukla öğrenilebilir ama genelde bu böyledir. Uzun vadeli alımlarda falan fiyatlar sır olarak tutulur. Bu doğrudur da. Evet. Çünkü başka bir adam gelir bana da ver o fiyatı der. O da yapamaz çünkü onun özel bir durumu vardır. Şimdi bir kere burada bu maliyeti düşürecek tedbirlerin alınması gerekir. Şimdi burada şu noktaya dikkati çekmek istiyorum. Rusya'nın en önemli gaz ihracatçısı Gazprom, Avrupa'daki tüketicilere %10 civarında gaz fiyatında indirim yaptı. O Türkiye'de yansıttı hocam. Bunu Türkiye'de yansıtmış olması lazım. Yansıtıldı. Yansıtmış olması lazım. Evet. Bir Gazprom bunu niye yaptı? Yani şundan dolayı yaptı. Suudlar da bunu yaparlar genelde. En büyük müşterilerini zor durumda, ekonomi sıkıştığı bir dönemde, Avrupa'da ekonomi sıkışmış vaziyette, değil mi? Onu zor durumda bırakmamak için oraya böyle bir indirim yapmak suretiyle müşterini hayatta tutmaktır bu, ayakta tutmaktır. Yani Türkiye'yi yansıdığını yani söylendi ama ben emin değilim. Yani inşallah yansımıştır. İnşallah yansımıştır. Yansıması da çok önemli. Bu Gazprom Avrupa'ya yaptıysa Türkiye'ye neyi yapmasın? Çünkü Güney Akın projesini Türkiye'den geçiriyor. Putin, Türkiye iyi ki var, biz iyi ki dostuz diyor. Evet. Yani bu şartlarda Putin'in Gazprom üzerinde etkisinin olmayacağını hiç düşünemeyiz yani. Kesinlikle olmuş olmalı. Şimdi İran'la olan münasebete bakacak olursak, İran'da Enerji Bakanlığı'nın gene gazetelere düşen beyanatlarına dayanarak söylüyorum. Biz hakeme gitmeye karar verdik. Fiyatlarda indirim yapmadı diye. Evet. Şimdi bu İran bunu yapmaması, İran bir taraftan sıkışmış vaziyette. Her yerden İran sıkıştırılıyor. Türkiye de İran'a yakın duruyor ve ticari münasebetlerinde devam ediyor ve devam etmesi de lazım. Çok önemli bu. Yani Türkiye'nin İran'la olan münasebetleri hem komşuluk ilişkileri sebebiyle gerekli, hem ticari bakımdan gerekli. Evet. Her bakımdan gerekli. Ama yani şimdi Amerika istedi diye petrol alımında indirme gitti. Şimdi ona geleceğim. Evet. İran'ın bombalanması bilmem ne yapılmasının da karşısında durmamız lazım. Duruyoruz da yani daha sağlam durmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bakın Irak'ta olanlar başımıza ne çoraplar ördü gördük beraberce. Evet. Suriye için de geçerli bu söylediğim. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da İran'ın buna rağmen indirmeyip hakeme gidilmesi yani ben yadırgıyorum. Çünkü Gazprom %10 indirim yapıyorsa değil mi? İran niye yapmasın yani? Ve bu kadar sıkışmış durumdayken.
Şimdi petrol konusu ikinci bir konu bu. O da çok önemli. Çünkü bu fiyatlar birbiriyle ilişkilidir. Petrol fiyatı 120 dolara çıktığı zaman gaz fiyatı da ondan otomatik olarak çıkar. Ne çıkar gibi. Evet. Taş kömürü fiyatı da çıkar dünya piyasalarında. Hepsi birbirine bağlıdır. Kalori üzerinden hesaplanır. Ama en ucuzu gene kömürdür. Yani onu söyleyeyim. En ucuzu gene kömürdür. Petrolle baş edemez. Şimdi bu duruma baktığımız zaman da şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. İran'da ne zaman bombalanacak haberi çıksa İran, ne zaman Hürmüz Boğazı'nı biz kapatacağız haberi çıksa, dikkatinizi çekiyorum, petrol fiyatları bir anda yükseliyor. Evet. Şimdi ben gayri ihtiyari şunu düşünüyorum. Petrol fiyatından nemalanmakta olanlar bunu acaba mahsus mu çıkarıyorlar? Konuşuyorum. Tabii spekülatörler var herhalde. Bunu mahsus mu çıkarıyorlar? Bombalayacağız diyor, bir bakıyorsun çıkmış fiyatlar. 20 dolar birden çıkıyor. Şimdi öbürü de diyor ki ya yaparsam ben de Hürmüz Boğazı'nı kapatırım. O zaman bir daha çıkıyor. Şimdi kim bundan faydalanıyor? Kim zarar uğruyor? Ona bir bakalım. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti büyük ithalat yapan bir ülkedir. İçe giriyor. Japonya içeri giriyor. Avrupa içeri giriyor. Türkiye haydi haydi içeri giriyor. Çünkü bizim toplam enerji faturamız 54 milyar dolardı geçen sene itibariyle. Bu çıktığı anda bu 68'leri 70'leri bulabilir Allah korusun. Dış ticaret açımız daha da artar. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman da kim kar ediyor buradan? Evet. İran kar ediyor kesinlikle satabiliyorsa. Evet. Rusya kar ediyor bundan. Kimin petrolü varsa o kar ediyor. Bir de şirketler var ya ondan kar elde eden şirketler. Büyük Amerikan petrol. Evet. Onun için Obama da şimdi bir açıklama yaptı. Dikkat edin. Geçen de yaptı açıklamayı. Ne dedi? Petrol şirketlerine verdiğimiz desteği kesiyoruz kardeşim. Vatandaşlarımızın menfaatleriyle onlara şey vermeyeceğiz dedi. Demokrat aday. Şimdi buradan çok açık görülüyor ki bazen şirketler kendi vatandaşlarının çıkarlarının da aleyhine davranışlara girebiliyorlar. Hele büyük şirketler. Evet. Çok önemli bu. Dolayısıyla bu perspektiften olaya baktığımız zaman da yapılabilecek çok şey olduğunu görüyoruz. Siz biraz önce petrolü söylediniz, ona ayrıca gireriz. Şimdi ben yani hem Sayın Hocam'ın hem de sizin anlattıklarınızdan şu anda öyle bir durumdayız ki elektrikte özellikle veya enerjinin bütününde doğalgaza bağımlılık durumuna geçmiş durumda. Maalesef. Peki yani ne olabilirdi diye de aynı zamanda sormuştum. Mesela kömür, hidrolik veya jeotermal filan, yani bu konularla ilgili sizin çalışmanız var biliyorum. Durum nedir? Türkiye'nin potansiyeli nedir? Bunların ne kadarı, ne şekilde kullanılabilir? Şimdi önce hocamın değindiği konularla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. Ayrıldığımız bir iki nokta var. Onda dostça tartışmamız tabii gerekiyor. Şimdi ithalat faturası hocamın dediği gibi 54 milyar dolar. Ekonomi Bakanı Zafer Bey'in açıklaması 2012 için 65 milyar dolar diyor. 70 milyar dolara çıkabileceği söyleniyor. Şimdi rakamlar çok açık bir şey. Bunun en önemli iki bileşeni petrol ve gaz, kalan 3-4 milyar dolarlık da taş kömürü ithalatı var. Yani evet. 54'ün içinde bakıldığında. Bu rakamların %20 arttığını düşünecek olursanız 65'i buluyorsunuz. %30 artarsa 70 milyar dolara vurur. Şimdi mutlaka öncelikle bu kere doğalgazın bağımlılıktan azalmamız gerekiyor. Yani doğalgazın sanayide kullanılmasına, konutlarda kullanılmasına bir itirazım yok benim. Ama elektrik üretimindeki bu denli yüksek kullanımını engellemek lazım. Ama maalesef bugünkü siyasal iktidarın böyle bir politikası yok. Şu anda 16.800 megawatt doğalgaz santrali var devrede. 13.000 küsurunun inşaatı sürüyor. 13.280'i sürüyor. İlave 36.500 megawatt da lisans sürecinde izin almış olmak üzere falan. 16'nın üstüne 13 çektiğiniz vakit 50.000 megawatt eder. 50.000 megawattın gereksindiği gaz 70.000 beraber çöküp geçen sene tükettiğinizden %75 daha fazla gaza ihtiyacınız var. Böyle bir gazın bedelini düşünün. 500 dolar böyle 1.000 metreküpten 35 milyar dolarlık daha fazla ithalat faturanızın artması demek. Şimdi bu kesinlikle yeni ithal doğalgaz santrallerine izin verilmemesi gerekiyor. Yani tamam mevcutlar hakkı müktesef vesaire diyecekler, bir tartışmaya girmiyorum. İzin almış olanlar, yatır suyalarlar, sınır tutacaksınız, yenisine izin vermeyeceksiniz. Aynı durum ithal kömür santrallerine söz konusu. 5500 megawatt şu anda yatırımı sürüyor. Yatırımı sürenlerin dışında izin alma sürecinde olan da
bir 12-13 bin megawatt var. 18 kömür dediniz. Kömür değil, taş kömür. Yerli kömür değil bunlar. Tabii tabii. Şimdi buna da kesinlikle izin vermemesi gerekiyor. Ne fark var yerli ithal arasında? Nasıl şimdi ithal kömürü biz Kolombiya'dan, Güney Afrika'dan, ondan sonra Avustralya'dan kömür getiriyoruz. Ve 13 tane uluslararası tekelin hizmet denetlediği bir sektörde uluslararası gaz tekelleri ya da petrol tekelleri de kömür tekellerine para ödüyorsunuz. Ha, alternatif ne? Bir alternatifin bir tanesi yerli lignit yakmaktan geçiyor. Ama bunu yakarken de bilim ve tekniğin gereklerine uygun olarak en iyi yanma teknolojileriyle yapmak gerekiyor. Türkiye'deki yerli lignit kaynaklarını kullanabilecek olursak mevcut 8300 megawattın üstüne 17 megawatt ekleriz. Sadece Afşin'de bizim devreye alabileceğimiz 7-8 bin megawatt kapasite var. O sahibi ki Afşin'in bir ucu Kangal'dır, öbür ucu Tufanbeli'dir. Bunu bir bölgesel kalkınma projesi olarak ele alacak olursanız, yani GAP İdaresi Başkanlığı gibi bir daire kurarsınız, ona yetkileri verirseniz, o bir bölgesel kalkınma projesi olur. O madenin yer altından çıkarılması, Türkiye'deki mühendislik firmalarının tasarımlarıyla santrallerin kurulması, Türkiye'deki müteahhit firmalarıyla santrallerin yapılması, Türk işçisinin mühendisi tekniklerinin çalışması ve bütün bu hizmetlerini yaratacağı çarpan etkisini düşünün. Sağlıkçısı, güvenlikçisi, eğitimcisi, onlara mal ve hizmet sağlayan ticaret erbabıyla çok ciddi ekonomik katkı olacaktır. Şimdi Akkuyu'da kurulmaya çalışılan nükleer santralin ürettiği elektriğin %40 fazlasında Afşin'de kurulacak santrallarla üretme imkanımız söz konusudur. 56 milyar kilowatt saat elektrik Afşin'de pekala üretilebilir. Şimdi böyle olunca yerli kömüre gitmek lazım. Hidrolikte zaten gidilmiş durumda. Yani şu anda biz 17 bin megawatt kurulu gücümüz var. İnşaatı süren hidroliklerin toplamı, söyleyeyim size yanlış rakam, 15 bin megawatt inşaatı sürüyor. Bir dizi projede izin alma sürecinde 8 bin megawatt. Yani 8 bin, 15 bin ekleyin 23. 17 bin de var zaten şu anda devrede 40 bin. Kullanılabilir kapasite bir 5000 megawatt bir kapasite kalmış. Tabi burada problem şu. Hidrolik kullanalım da madem gibi kullanalım. Yani şimdi siz kalkıp İkizdere'ye 22 tane, bir derenin üstüne 22 tane regülatör kurmaya kalkarsanız, suyu dereden çıkarıp boruların içine hapsedip doğayı, canlıları, insanları dikkate almazsanız olmaz. Yani bölge halkının benimseyeceği, onların itiraz etmeyeceği, onların çıkarlarını da gözeten bir planlamayla yaparsanız hidrolik potansiyel değerlendirilir. Hocamdan ayrılacağımız nokta güneş ve rüzgar. Almanya'da dedi doğru hocam. Çok yüksek teşvikler verdiler ama bugün Türkiye'de teşvik meşvik istemiyor. Yani hiçbir teşvik, yani şöyle alım garanti bana alımı şu fiyattan alın diye demeden Türkiye'deki rüzgar potansiyelini değerlendirmek mümkün. Zaten rüzgara dayalı elektrik üreten 1728 megawatttan hiçbiri şeye satmıyor. Tercihli fiyattan satmıyorlar. Onlar piyasada nasıl elektrikli fiyatları yüksek, ben piyasaya satarım diyorlar. Güneş için de aynı şekilde ama yani şey doğrudur. İlk yatırım giderleri yüksektir ama bugün rüzgar santrallarının şeyi 1 megawatt türbinde 1 milyon avroya denk gelmiştir. Yani kömürle falan eşitlemiştir megawatt cinsindeki maliyetleri. Ama dedi hocam şöyle bakımdan haklı. Tabii bir rüzgar santralı 3300 saat çalışır ama ama rüzgar santralı size fatura göndermez. Yani doğa türbinini çevirdiğinizde fatura göndermez ama ithal kömür size gönderir faturayı. Yani açık bir şey. Güneşte ben 380 milyar kilowatt saattir Türkiye'nin potansiyeli değerlendirilebilecek olan. Maalesef bugünkü siyasal iktidarın bu potansiyeli ciddi olarak değerlendirmek gibi niyet yok. Tersine nasıl kısıtlarız derdindeler. Bu kadar çok doğalgaz santralına izin verirken siz ya da hocam yarın EPDK'ya başvurduğunda 2 hafta sonra lisansı çıkarsa doğalgaz santralında ama güneş santralı için adamı iletirseniz, izin vermezseniz olmaz bu iş. Yani ben Türkiye'nin kendi kaynaklarının değerlendirmesi hususunda su için demeyeceğim ama rüzgar ve güneş konusunda çok istikrarlı değiller. Şu anda hükümetin 2023 için koyduğu hedef 20 bin megawatttır. Kötü bir hedef değildir rüzgarda. Gerçekleşebilir bir hedeftir ama güneş için çok daha düşük rakamlar öngörüyorlar. Ben bu konuda yani güneş olsun, rüzgar olsun, jeotermal olsun, hidro olsun, biyoyakıtlar olsun, bütün kaynaklar için, her biri için ilgili bütün tarafların görüşlerinin alınarak oluşturulacağı şeffaf katılımcı bir süreçte ulusal strateji belgelerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlıktaki strateji dairesinin de bu
Bu yapıların bir yere getirerek oluşturucu ulusal enerji platformu ile eşgüdüm içinde çalışmasını, ortak aklın sonuçlarına riayet etmesini, bu strateji belgene uygun eylem planları ve yol haritalarının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer böyle olacak olursa yerli kaynakları değerlendiririz. Ama şunu söyleyeyim, bu kadar doğalgaz santrali, 13 bin megawatt doğalgaz santralinin yerine bir anda koyamazsınız. Yani bu 13 bin megawatt yılda 100 milyar kilowatt saat elektrik üretir. Yani 100 milyar kilowatt saat elektriği başka bir yerden, yenilenebilir kaynaklardan o denli kolay bulamazsınız. Onun için ben yani orta ve uzun vadeyi konuşuyorum. Yani 2025'tir, 2030'dur, nihayet 2050'dir ama zaten bu konuda biz Dünya Enerji Konseyi, benim üyesi olduğum Türk Milli Komitesi'nde de bir çalışma yapacağız. Ya alternatif enerji planlaması, hükümet diyor ya, yok alternatif olduğunu da göstereceğiz önümüzdeki aylarda. Evet. Alternatif var çünkü. Bir ara vereceğiz ama birkaç dakikamız var hocam. Size söz verelim bu konuyla ilgili. Şimdi belki araya kadar birkaç dakika içinde şunu söyleyebilirim. İki dakika. Falan. Yani kömür meselesi önemli. Yani lignit kaynaklarını kullanmak lazım. Bugün yeni teknolojiler var. Emisyon düşüren, yani akışkan yatak teknolojileri. Özellikle bunlar kullanılabilir. Tabii bu lignitlerin kalorifik değeri düşüktür. Yani daha az enerji içerirler bahsettikleri lignit yatakları. Dolayısıyla madencilik yapmak lazım ama her halükarda bu maliyetleri düşürmek için kullanılabilecek bir yöntem. İthal kömür konusunda taş kömürü, Zonguldak taş kömürünün modernizasyonu ve oradan daha fazla taş kömür çıkarılması çok önemli bir boyuttur. Onu yapmak lazım. Ve bir de tabii oradaki kömürün, taş kömürünün kömür kimyasından faydalanmak lazım. Yani doğanın kok gazını almak, onun içerisinden bir takım kimya sanayi için, ilaç sanayi için maddeler çıkarmak lazım. O bizim için çok önemli. Yani biz yalnız yakmamalıyız bunu bence. O en önemli şeylerden biri. Jeotermal kaynaklar bence çok önemli. Onu atladık. Elektrik üretimi için olmakla birlikte esas olan itibariyle ısıtmak için çok önemli. Çünkü Türkiye Jeotermal Derneği'nin şeyine göre de, çalışmalarına göre de ki Ankara'dadır merkezi. Bu fay hatlarının olduğu her yerde yeraltı enerjisi dediğimiz jeotermal enerji büyük önem taşımaktadır. Ve Türkiye'de zannediyorum ekonomik olarak kullanılabilir 1 milyon civarında bir konutun ısıtılması mümkündür. Evet. Ama biz 100 bin kadar şu anda ısıtabiliyoruz. Biraz daha arttı. İşte onu. Yani ama yani %10'undayız, %15'indeyiz. Yani yapılacak çok iş var orada. Evet. Dolayısıyla bu sondajların iyi yapılıp, bunların bulunup arkasından da bu suyun tekrar atık olarak derelere salınmayıp tekrar geriye re-enjekte edilmesi lazım. Hmm. Ve bu ısıtmadaki enerjiyi en azından tasarruf etmeyi sağlar. Belli özelliğe sahip olan, yani sıcaklığı işte 150 derecenin falan üzerindeyse de elektrik üretiminde de kullanılabilir. O dolayısıyla Türkiye jeotermal kaynaklarını da yeterince kullanmalı. Ama en önemlisi bence arama faaliyetleridir. Özellikle doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın evet, o konu evente de daha sonra önemli istiyorum. Ve Batılıların bu konuda veya Brezilyalıların mesela çok büyük başarıları var. Bizim de şeyde denizlerde falan da bunu yapmamız lazım. Zaten Kıbrıs'ta da zannediyorum bu konuda bazı girişimleri var. Yani Türkiye'nin mutlaka dışarılarda da böyle şeyler yapması lazım. Yani geleceğimizi güvence altına alacak enerji bakımından her türlü iç ve dış faaliyetleri devletin de öncülüğüyle yürütmek lazım. Çünkü bunu yalnız bir takım büyük şirketleri terk ettiğiniz takdirde o büyük şirketler kendi çıkarlarını, yani kendi karlarını maksime etmeyi hedeflerler. Ama burada sizin ulusal çıkarlarınızı maksime etmektir amaç. Evet. O bakımdan işe bu açıdan da yaklaşmak lazım. Teşekkür ederim birinci bölüm için. Değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Merhaba değerli izleyiciler, Haftaya Bakış'ın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Stüdyomuzdaki konuklarımız Profesör Doktor Sencer İmer ve Oğuz Türk Yılmaz, Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer, Aksaray Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı. Sizin bıraktığınız yerden devam edelim. Birinci bölümde genel bir durum değerlendirmesi yapmış olduk. Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz için de kısaca bir durumu özetleyelim. Ondan sonra geçelim. Türkiye'de büyük ölçüde bir enerjide dışa bağımlılık durumunun yıllar içinde oluşmuş olduğunu
ve bunun da orta ve uzun vadeli planlamayla bugünden başlayarak çözülebileceğini vurgulamış oldunuz sizler. Şimdi bu birinci bölümde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de Türkiye'nin İran'dan ham petrol alımı konusunda indirime gitmesi. Amerika'nın isteğiyle bir ambargo söz konusu. Amerika'nın 11 Avrupa Birliği ülkesi aynı şeyi yaptı ve ambargodan tutulacaklarını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'de bu muafiyeti bekliyordu. Türkiye'de bu muafiyet olmadı. Evet. Bu durumu değerlendirmek isterseniz. Bu çok kritik bir konu esasen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın uyguladığı nükleer programı, yani barışçıl amaçlarla nükleer enerjinin kullanılması konusunda uranyum zenginleştirilmesini bırakmasını istiyor. Evet. Ve bunu yaptırabilmek için de bir takım askeri tehditlerin yanı sıra ekonomik ambargo uygulamak suretiyle sonuca gitmeye çalışıyor. Yani bunu diplomatik araçlarla da takviye ediyor. Zaten 5+1 görüşmeleri de bildiğiniz gibi işte 15-16 Nisan'da zannediyorum İstanbul'da yapılacak. İran zaten bunu istiyordu. Türkiye'de arabulucu gibi buna talip olmuştu. Şimdi yeni bir şey var, tartışma var yeri konusunda. İstanbul gene mi tartışılıyor? Evet, şu anda tartışılıyor. İran istiyor bunu. İran fakat istiyoruz dedi ama Avrupa Birliği onu bilmiyoruz. Evet, son Tayyip Erdoğan İran ziyaretini, yani sonra, Güney Kore'den sonra İran ziyaretinden sonra bir değişikliği var gibi bugünün sıcak konularından birisiydi. Enteresan bir konu evet, bu. Yani Çin'de olabilir, Irak'ta olabilir diye açıklamalar. Bu enteresan. Yani her halükarda Türkiye burada bir noktada onlar programlarına devam etsin, barışçıl amaçlarla bundan dolayı bir zarara uğramasınlar ve denetime tabi olsunlar. Böylece karşılıklı güven sağlansın diye bir politika izliyor. Özetle Amerika tabii burada bu ambargoyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan yapıyor. Türkiye de diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olsun, ben de uygulayayım. Ancak böyle bir karar olmadığı zaman da uygulamayacağım diyor. Şimdi bu tabii Türkiye'nin İran'da diyor. Hala diyor da. Şimdi Türkiye'nin bu uygulaması şu bakımdan önemli. Çünkü İran'la olan ekonomik münasebetlerin devamı Türkiye'nin çıkarınadır. Evet. Orada bir savaş vesaire olmaması gene Türkiye'nin çıkarınadır. İran'ın da çıkarınadır. Dolayısıyla 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun içerisinde biz eksideyiz. Çünkü oradan enerji alımlarımız yüksek. Doğalgaz ve petrol. Ve bizim petrol alımımızın benim bildiğim sayılara göre %30 kadarı aşağı yukarı şeyden İran'dan, %40 kadarı da şeydendir. Rusya'dandır. Şimdi gerisi de öbür ülkelerdendir. Şimdi bu böyle baktığımız zaman da aşağı yukarı 8 ila 10 milyar milyon ton civarında bir petrol alımımız var bizim şeyden İran'dan. Şimdi Türkiye'nin bu politikasına karşı sizin söylediğiniz 12 ülke var. Bunlar Avrupa ülkesi değil. Bunlar çeşitli ülkeler. Bunun içinde Çin var, Hindistan var, Malezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, Türkiye. Şimdi Avrupa Birliği Ocak ayında bir karar aldı ve dedi ki Amerika'nın da baskısıyla biz dedi İran'dan petrol alımlarını 1 Temmuz itibariyle durduruyoruz dedi. Bunun üzerine bundan en çok etkilenen ülkeler özellikle Akdeniz ülkeleri, Yunanistan zaten ekonomik durumu sıkıntıda, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler. Bunlar bunu yapmak istemediler. İşlerine gelmedi. Çünkü muhtemelen uygun fiyata da alıyorlardı. Belki ödeme koşullarının yanı sıra belki geç ödeme vesaire gibi bir şeyler de olabilir. Dolayısıyla bunların da çıkarına dedi İran da çıkarıyor. Şimdi bu kapı kapanınca İran dedi ki o zaman hiç beklemeye gerek yok. Şimdiden keselim biz bunu. Aynen böyle. Şimdiden keselim biz bunu dedi. Bilmiyorum ne kadar uygulamaya koyduğunu ama Hindistan ve Çin de dediler ki biz alımlarımızı artırıyoruz dediler. Böylece Çin'in ve Hindistan'ın sağlamış olduğu artı imkanla zaten satılan miktar egalize edilmiş oldu. Ve İran böylece petrol satışları ki en önemli gelirlerinden bir tanesi doğalgaz da öyle. Bunu böylece güvenceye almış oldu. Hindistan'da ve Çin'de dediler ki dolar üzerinden değil biz bunu kendi para birimlerimiz üzerinden yapalım. Bunu kabul ediyoruz dediler. Çok önemli bu. Evet. Şimdi Türkiye ile olan alışverişte de muhtemelen bu Türk lirası üzerinden yürüyor. Yani zaten İran'la öyle bir anlaşmamız var. Evet.
Rusya ile de var. Evet. Dolayısıyla bu tabii doları kullanmak isteyenleri, euroyu kullanmak isteyenleri rahatsız ediyor tabii. Çok rahatsız ediyor. Çünkü öyle para basıp ekonominizi ayakta tutma imkanını kaybetmiş oluyorsunuz. Değil mi? Çok önemli bu. Evet. Şimdi bu çerçeve içerisinde Seul'deki görüşmede Başbakan Erdoğan'la Başkan Obama'nın görüşmesinde Türkiye muaf tutulmak istiyordu. Tıpkı bazı ülkeler gibi. Bu muaf tutulan ülkeler işte 12 ülke arasında birileri var. Biz de onlara dahil olabilir miyiz acaba diye. Ama anlaşılan o ki orada taviz verilmek zorunda kalındı Amerikalılara. Ve Amerikalılar dediler ki o zaman bunda indirim yapacaksınız. Yani aldığınız miktarı sıfırlamayacaksınız ama indirim. Başbakan Tahran'a uğradı. Eminim ki orada bu konuşulmuştur. Ondan sonra buraya geldikten hemen sonra Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Ve açıklamasında dedi ki biz dedi İran'dan aldığımız şeyde indirim yapacağız. Evet. Ve Libya'dan 1 milyon ton alacağız dedi. 1 milyon ton dedi. Şimdi Libya petrol gelirleriyle ayakta duran bir ülkedir. Birbirine girmiş vaziyette zaten Libya biliyorsunuz. Petrol gelirleri olmadan o yakılıp yıkılan yerleri inşa etmek falan mümkün değil. Türkiye böylece bir taşla iki kuş vurarak Libya'ya da destek vermek suretiyle böyle bir operasyon yapmış oldu. Yalnız tabii Tüpraş'ta hemen ben azalttım dedi. Soru şu, bu %20 dediğimiz oran neyse acaba toplamın %20'si mi? Yoksa o İran'dan alınanın %20'si mi? İran'dan alınanın %20'si. Evet. O zaman 8 ila 10 milyon arasındaki olan o petrol alımından 1 milyon ton düşmeniz o kadar önemli değil. Yani siz şeyi kurtarmış oluyorsunuz böylece. Durumu kurtarmış oluyorsunuz. Ne şansı ne kapı oluyor. Ve aynı zamanda İran'la da belki normal artış miktarını petrolde düşünecek olursanız, değil mi? Normal artış miktarını düşünecek olursanız belki de onu eşitliyor. Ama bir Enerji Bakanlığı'nın bunu başka türlü söylemesi mümkün değil. Çünkü aksi takdirde inandırıcılığını kaybeder. Hükümet için de bu söylediğim geçerli. Biz burada rahat rahat bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü biz idari görevde değiliz. O bakımdan bunları söyleyebiliyoruz. Ama bunu dillendirmek istemiyorlar. Basın da tabii bunu anlattığımız şekilde dile getirdi ve böylece mesele kapatıldı. Amerikalıların da burada bunun farkında olduklarından emin olabilirsiniz. Hiç şüphe yok buna. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye burada askeri zararla diyelim veya hiçbir zarara uğramadan onu bilemiyorum. Buradan çıkmış oldu gibi görünüyor benim değerlendirmem. Ve petrol konusunda da acaba onlardan ucuza mı alıyoruz derseniz sır olduğunu söyledim biraz önce. Yani o belki o fiyata değil de belki daha uygun fiyata olabilir. Yalnız burada EPDK'yı göreve çağırmamız lazım. Eğer hakikaten bu böyleyse bundan üretim yapan şirketin yani Tüpraş'ı kastediyorum burada ki özleşmiş bir şirkettir. Evet. Dolayısıyla bu eğer buradan bir takım karlar elde ediyorsa çünkü daha yansımadan fiyatı çıkarıyorsa değil mi? Bu da doğru bir şey değil yani. Yani bizde hani bir şey olur bakarsınız ne oldu efendim işte petrole zam geldi her şeyi herkes pahalandırıverir. Ya dur bakalım senin stokların var kardeşim. Sen tüketiciyi dikkate almadan nasıl pahalandırıyorsun bunu? Böyle bir hakkın yok senin. Bunu birisinin ona demesi lazım. Tüketici hakları dernekleri bunun için var. Dolayısıyla ben burada bunu kötüye kullanmakta olan birileri varsa şayet evet. Ve sırtını tüketicinin bunu yıkıyorsa bunun olmaması gerekir. Oğuz Bey daha önce bu vergi konusuna işaret etti. Evet. O çok doğru. Çünkü Türkiye'de en kolay alınan vergi akaryakıttan alınan vergi veya işte KDV dediğimiz vergi. Bu da tabii Türkiye'deki gelir dağılımını müthiş bozuyor. Yani düşük gelirlilerden de yüksek gelirli de aynı şeyi alıyorsunuz. Yüksek gelirliler bundan çok memnun. Düşük gelirliler de ezilip gidiyor. Evet. Yani gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Bu vergi sistemiyle. Ancak bu bizim suçumuz. Bu bizim şöyle bir suçumuz. Türkiye'deki kayıt dışı ekonomi toplam ekonominin %50'si civarında. Eğer siz bugün 770 milyar dolarlık bir ekonomiye sahipseniz bunun yarısı kadar bir şey tahmin ediliyor. Bu sıfır olmaz. Almanya'da da bilmem başka yerde de bu bir değerdir. %5-10 falan olabilir. Ama %50 olmaz. %100 hocam. Yani siz daha da yüksek yükselttiniz. Ama bu ne demektir biliyor musunuz? Sorumsuzluk demektir bu. Yani siz önlerin sırtına biniyorsunuz. Öbürlerini de gittikçe zayıflatıyorsunuz. Öbür taraftan kayıt dışı ekonomi işte görülmeyen bir takım katkılar sağlıyor falan diyorsunuz ama bunu kayıt altına almak mecburiyetindesiniz. Yani bizim genel olarak etik tutumumuzdaki eksiklik açık söylüyorum. Vergi ödemesi gereken insanların bunu yapmamış olmaları bizi bu duruma sokuyor. Evet. Vatandaşlık görevi üçtür. Vergi ödemek birincisi.
Herkes vergisini ödemeli ve bunu şerefle yapması gerekir ve onur duyması gerekir vergi ödemekten. Devletine en büyük katkı budur. İkincisi askerlik hizmetidir. Herkes vatanını korumakla mükelleftir. Bu paralı adamlarla falan yapılmaz. Paralı adamlarla bu işi yaparsanız o zaman paralı askerler işte ne yaptıklarını görüyorsunuz size başka yerlerde. Aynı duruma düşmemek gerekir. Kadın da erkek ayrımı da yoktur bunda, onu da söyleyeyim. Üçüncüsü seçmek ve seçilmek. Yani seçim hakkını doğru dürüst kullanmak, adaylık hakkını doğru dürüst kullanmak. Bunu yapmayan adam vatandaş değildir. Eksiktir. Şimdi üçünü birden ortadan kaldırma doğrultusunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama Türkiye. Bu çok tehlikeli bir şey. O zaman demokrasi falan dediğiniz şey ortadan kalkmış olur. Değil mi? Cumhuriyet denilen şey ortadan kalkmış olur. Evet. Oğuz Bey, şimdi birinci bölümde de konuştuk. Hocam da kısmen bahsetti. Mesela Türkiye'nin özellikle doğalgaz ve başka petrol konusunda, ben şunu biliyorum, Suriye'nin 2000'li yıllarda başında, 2000'li yılların başında bizim hemen güney sınırımızda, yani Suriye'nin kuzeyinde doğalgaz var, gelsin Türkiye petrolleri bunu çıkarsın, ondan sonra işte mal karşılığı bunu şey yapalım dediğini. Yani tabi burada siyasi iradenin şeyi, tercihleri belirleyici oluyor. Irak'tan bir petrol boru hattımız var. İki tane. Evet, birbirine paralel ve deniyor ki üçüncü bir doğalgaz boru hattı yapmak da mümkündür deniyor bu konuda. Bu genel olarak arama faaliyetleriyle ilgili Türkiye'nin kendi sınırları içindeki arama faaliyetleri ve diğer ülkelerdeki arama faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani uzun yıllar Türkiye petrolleri bu konuda yeterli destekte verilmedi. Son birkaç yıldır TFA'nın arama faaliyetleri için bütçesi artırıldı. Aramaları hem karada yeni sondajlar yaptılar, hem de denizde, Karadeniz'de, evet. Akçakoca bölgesinde sondajlar yapıldı. Akçakoca bölgesinde belli miktarda bir doğalgaz rezervi bulundu ve o devreye alındı. Yani şu anda Türkiye'de üretilen gazın üçte biri, 750 milyon metreküp gazın üçte biri Akçakoca bölgesinde üretiliyor. Bir miktar daha artma imkanı var. Karadeniz'de derin denizlerdeki bugüne değin açılan kuyulardan henüz olumlu bir sonuç alınmadı ama bu alınmayacağı anlamına gelmiyor. Akdeniz'de daha ciddi bir potansiyel olabileceğinden söz ediliyor. Maalesef bu konuda şu ana kadar Türkiye çok aktif bir politika izlememiş. Yani evet. O Akdeniz'de kıta sahanda olan ülkeler kendi haklarını tescil ettirme konusunda bizden daha atak davranmışlar, daha hızlı bir faaliyete girmişler. Şimdi Türkiye Petrolleri 2012'den itibaren Akdeniz'deki hem Antalya Körfezi, Mersin Körfezi ve Kıbrıs'ın güneyindeki sahalarda arama yönelik bir takım faaliyetler içine gireceği ifade ediliyor. Ben Suriye'nin çok kayda değer bir doğalgaz rezervi olduğunu bilmiyorum. Yani o biraz spekülatif mahiyette bir şey. Çünkü bir ara Mısır'dan gelecek, hatta Suriye'den geçecek, Suriye'nin ihtiyacı karşılanacaktı. Hatta son yıllarda Türkiye'den Suriye'ye bir hat döşenmesi söz konusu da Azerbaycan gazının Suriye'ye satılması gibi. Ama Irak'ta potansiyel var. Hocam daha önce değindi, Türkmenistan'da potansiyel var. Azerbaycan'da özellikle Hazar Denizi'nde deniz kaynakları söz konusu. Kazakistan'da bir takım sahalar var. Özbekistan'da bir takım sahalar var. Bunu değerlendirmek için oralara gitmek lazım. Eğer sizin ülkenizde yeterli gaz ve petrol yoksa olduğu yerde çıkaracaksınız. Kuyubaşı operasyonuyla ve o gazı taşıyacaksınız. İran'da aslında bütün Amerikan politikalarından önce, yani 2 yıl önce İran'da Pars sahasında belli sahaları Türkiye'ye verilmişti. Oralarda Türkiye arama üretim faaliyetlerine girecekti. Ama Amerikan baskılarıyla bu iş askıya alındı. Ben bunların Türkiye'nin çıkarını olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin çıkarını Türkiye'deki insanlar belirler. Doğru. Washington'dan ya da New York'tan belirlenmez bu işler. O itibarla yani gazın ve petrolün olduğu yerlerde Türkiye petrolleri o ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği halinde onlardan gerekli izinleri alarak petrol ve gaz arama faaliyetlerine girebilir. Bu konuda biz odalar olarak şunu öneriyoruz. Diyoruz ki BOTAŞ ve TFA Türkiye Petrol ve Gaz Kurumu olarak birleşsin. Bütün dikey bütünleşme faaliyetlerini yapsın. Aramayı, üretmeyi, üretimi, dağıtımı, pazarlamasını, bilim ve teknoloji geliştirmeyi.
ve çalışanlar yönetimi denetim ve söz sahibi olsun diyoruz bunun. Kamu mülkiyetinde olsun. Bir kurumsal yapı içinde kamu imkanları bu şekilde güçlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de hani bir ara böyle böyle şehir efsaneleri çıkıyor. Güneydoğu'nun altı petrol denizi işte kamu. Yani böyle bir hayat yok. Yani şimdi biz resmen oradan sağıyoruz. Öbür tarafta artezyen çıkıyor. Yani biz kuyubaşı pompalarla yani 1 varil, 5 varil, 10 varil, 100 varil sağmaya çalışırken öbür tarafta artezyen gibi fışkırıyor. Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ciddi potansiyeller var. Bir kısım Türk şirketleri ki uluslararası borsaya açıldılar. Taktak bölgesindeki 3 kuyudaki üretim Türkiye'nin toplam üretimine yakın petrol üretimi. Şimdi onu Türkiye'de yani Irak'taki bir takım meselelerden ötürü Türkiye üzerinden pazara sunmak için bir yeni boru hattı inşa etme konusunda bir yerel holdingin şirketlerinden bir tanesi izin başvurusunda bulundu. Evet. Ben yani Türkiye'nin TEPA'nın özel şirketler de yapabilir, ortak kaşada olabilir. Üçüncü ülkelerde petrol ve gaz arama faaliyetlerine girmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bakın kömürde bile yani şimdi hep söylenen Türkiye'de 8.3 milyar metreküp ton kömür var denildi. Son 5 yıldır yani 2006'dan bu yana kömür arama faaliyetlerinde bir ortaklaşma gidildi. Daha önce DSİ su sondajı yapıyor, kömür yatağını araştırıyor. Kendi kayıtlarına göre diğer kurumlarına verisi yok. TEPA'nın yaptığı çalışmadan verisi yok. Eti Madeni yaptığı çalışma. Bunlar da ortaklaşıldı. Rezerv 11.4 milyar dolara çıktı. Milyon tona çıktı. Ben yeni aramalarla daha da buraya artırabileceğini düşünüyorum. Petrol ve doğalgazda da hem kara aramalarında hem deniz aramalarında ağırlık verilirse bulunabilir. Ama tabii yani Türkiye'nin petrol denizi olmadığını akılda tutmak gerekiyor. Yani üçüncü ülkelere gidelim. Oralarda arayalım. Kuyubaşı operasyonuna gidelim. Yani Türkiye Hazar Denizi'nde de yeni sahaların işletilmesine talip olabilir. Büyük rezervler var orada. Türkmenistan'da, Kazakistan'da yeni kara sahalarına girebilir ve o yani siz bu kadar bağımlıysanız ben demin unuttum söylemeyi. Yani birinci enerjide de biz sadece elektrik üretimi değil. En büyük doğalgazın %31.6 sonra da petrol gölü %29. İkisinden sadece %60 oranında birinci enerji üretimine dışa bağımlıyız. Yani toplantı öncesinde hocam anlatıyordu ulaşım politikalarıyla ilgili. Yani siz ulaşımınızda ağırlığı tekerlekli araçları vermişsiniz. Yani bütün Avrupa'daki kamyon popülasyonundan daha fazla kamyon var Türkiye'de. Evet. Yani böyle bir sakat bir şey olabilir mi? Türkiye'deki kamyon sayısı bütün Avrupa'dan daha fazla. Hani Sayın Özal şey diyordu, demir yollarına komünist Türkiye diyordu. Yani herhalde kendisi Almanya'yı, Hollanda'yı, İtalya'yı, Amerika'yı, Fransa'yı, İspanya'yı, Amerika'yı komünist ülkeler sanıyordu. Yani bu cahil cesaretidir. Kusura bakmasın insanlar. Böyle ahbakça laflar etmesin kimse. Şimdi de bazıları soyulmasın böyle komik laflar söylemeye. Yani Türkiye'de ulaşımda petrol ağırlıklı kullanılıyor. Petrolü azaltmazsanız dışa bağımlı düzeltiler. İşte bu sene 54, 2012'de 65, 2013'te 80 milyar dolar para ödersiniz. O parayı halbuki ülke içinde tutma imkanları var diye düşünüyorum evet. ben. Evet. Hocam bir de bu enerji meselelerinde çok önemli konulardan birisi de bu boru hatları meselesi. Evet. Şimdi işte Türkiye bir terminal ülke olacak. Efendim şu boru hattı, bu boru hattı böyle onlarca boru hattı projesiyle evet. Sürekli olarak gündeme geliyoruz. İşte en son Nabucco boru hattı projesi vardı fakat o boşlukta kaldı o en son. Bir mavi akımın İsrail'e uzatılması projesi o da kaldı. O da öldü. İsrail gaz buldu çünkü. Evet. Tabii. Şimdi o da ayrı bir konu. Rum kesimindeki İsrail'le Rum kesiminde yaptığı şey sondaj çalışması. Ayrıca onun Türkiye İsrail ilişkileri bakımından da bir önem var. Tabii. Bu boru hatlarıyla ilgili isterseniz bir değerlendirme alalım. Ondan sonra bu şeye geçelim. Şimdi boru hatlarıyla ilgili şunu söylemek lazım. Genelde doğalgaz ulaştırmasına baktığınızda çıktığı yerle tükettiği yer arasında %80 civarında dünyada doğalgazın boru hatlarıyla nakledildiğini görüyorsunuz. %20 civarında da sıvılaştırılmış olarak. Yani LNG dediğimiz yani sıvılaştırılmış doğalgaz.
olarak görüyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Doğalgazı sıvılaştırdığınız zaman da yani bir enerji harcıyorsunuz gayet tabii. Ondan sonra bunu gemilerle naklediyorsunuz küçük parçalarla. Sonra tekrar bunu terminallerde kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Gazlaştırıp sevk ediyorsunuz. Yatırım gerekiyor burada. Dolayısıyla bu taşıma sistemi de diskontine bir taşıma sistemi olduğu için ne oluyor? Maliyet yükseliyor. O bakımdan tabii okyanus ötesi hariç ulaşılabilecek yerlerde boru hatları döşemek daha ekonomik bir yaklaşım oluyor. Yani bu böyle. Şimdi bir olayı hatırlatmak istiyorum. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti biliyorsunuz. Ve ikiye bölünmüştü. Batı ve Doğu Almanya olarak. Doğu Berlin de ikiye bölünmüştü. Batı Berlin ki ben orada tahsil ettim. Tam o sırada oluyor bunlar. Doğu Berlin'de Doğu Almanya'nın başkentiydi. Yani birisi Sovyetler Birliği'nin bir peki durumuna gelmişti. Tabi devleti. Öbürü de NATO'nun bir üyesi. Ama işgal altındaydı Almanya. Batı Almanya hala işgal altındaydı. Berlin de öyle. Benim çalıştığım mesela üniversite, Berlin Teknik Üniversitesi İngiliz sektöründeydi. Yani orada İngiliz kuvvetleri vardı, Amerikan kuvvetleri vardı, Fransız kuvvetleri vardı, bölge vardı. Yani bu ne zamana kadar? Almanya birleşinceye kadar, 1990'a kadar devam etti böyle. Şimdi bu esnada 70'li yıllarda Almanya'nın çok değerli bir başbakanı vardı, Schmidt. Sosyal demokrat başbakan Schmidt. Şimdi o zaman Schmidt şöyle bir şeye imza attı. Rusya'dan, o zamanki Sovyetler Birliği'nden boru hattıyla Almanya'ya doğalgaz getirdi. Böyle bir projeye başlamak istedi. Evet. Karşılığında da Almanlar oraya mal satacaklarını. Biraz önce bizim İran'da yaptığımız işe benzer bir girişim. O zaman Nixon iş başındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Nixon 70'li yıllarda dedi ki sakın ha böyle bir şey yapmayın. Sovyetler Birliği bizim düşmanımız. Oradan doğalgaz falan almayın. Böyle işlere de girmeyin. Ne yapacağız? Biz size LNG'yi verelim. LNG ile ayakta kalın. Almanlar akıllı adamlar. Hesap kitap yaptığınızda bu ortaya çıkıyor. Alman sanayini bunu oturtamazsınız. Dolayısıyla bunu reddettiler. Bakın bu durumda olmalarına rağmen bunu reddettiler. Bu boru hattını döşediler. Mannesmann yaptı o boruları. Oradan doğalgaz geldi. Alman ekonomisi ki bir noktada doğal kaynakları çok kıt olan bir ülkedir. Dolayısıyla yaptığı iş ucuza mal etmek ve dünya ihracatında bir numaralı ülkeydi. Şimdi Çin'den sonra ikinci ülke durumuna düştü. Yani 1 trilyon 200 milyar dolar falan ihracat yapıyor. Şimdi bu ülke enerjiyi kuruşuna kadar hesaplamak zorunda. Hiç başka çıkar yolu yok. Başka türlü var olamaz zaten. Evet. Şimdi bu durum karşısında Almanya'nın bu yaptığı şeyi hatırladık. Ben çok iyi hatırlıyorum. Refah Partisi hükümeti zamanında, Saadet Partisi hükümeti zamanında Erbakan İran'dan doğalgaz getirmeye kalktı. Türkiye'de muazzam sesler yükseldi. Hatta askeri kanatlar da sesler yükseldi. O zaman ben bir dergide yazıyordum. Haftalık çıkan. Türkiye'li diye bir dergi. Çok iyi hatırlıyorum. Ahmet Demir Hoca siyasaldan. İkimiz beraber yazıyorduk. Bu projeyi savundum ben. Yani oradan Türkiye'nin çeşitlendirmesi açısından buna ihtiyaç vardır. Böyle bir şeyin olması doğrudur. Örnek olarak da Almanya'nın yaptığı işi gösterdim. Şimdi burada bakın biz işgal altında olmamamıza rağmen bize de birileri yapma diyorlardı. Onun için o sesler öyle yükselmişti. Yani bunu birileri var hocam. Yani birileri orada o sesi yükseltmişti. Şimdi birincisi bu. İkincisi boru hatları konusunda Almanya bakınız Ukrayna'dan gelen borudan gaz almasına rağmen Rusya'da oradan satmasına rağmen İkinci bir yol yaptılar. Kuzey Akım Projesi diye. Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya boru hattı döşediler. Ve oradan doğalgaz alımı başladı. Ve Polonya'yı bypass ettiler. Polonya çünkü Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen bypass edilmiştir. Arkasında yatan şey şu. Almanya direkt Rusya ile beraber çalışmak istiyor. Başkalarına tabi olmak istemiyor. Çünkü Polonya da öyle bir ülkedir ki hep tarih boyunca bir taraftan Almanlar işgal etmiştir, bir taraftan Ruslar işgal etmiştir. Hep bölünüp gitmiştir. Evet. Bu yüzden de hep Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Osmanlı Devleti gittikten sonra da İngilizlere sığınmıştır. Şimdi Amerikalılara sığınmıştır. Dolayısıyla Almanlar da gördüğünüz gibi kendi çıkarları açısından bu akım projesini böyle gördü. Ve şöyle de önceki sosyal demokrat şansölyeyi tuttular Gazprom'un danışmanı yaptılar. Bu şirketin de yetkili bir yerine getirdiler. Bu Alman devlet politikasıdır. Evet. Ha, şimdi Güney Akım projesinde de Ruslar Ukrayna'yı yine bypass ederek ikinci bir yol Avrupa'ya göndermek için
Türk karasularından, dikkat edin, Ukrayna karasularından değil. Kıta sahanından geçiriyorlar onu. Geçiriyorlar. Bulgaristan üzerinden işte Avusturya'ya kadar giden bir boru hattı döşüyorlar. Bu İtalya'ya da uzanacak, Yunanistan'a da uzanacak. Rusya tedarikçi olarak, gaz sevkiyatçısı olarak kendi politikası açısından doğru yapıyor. Ve Rusya dış politikada da enerjiyi çok güzel dış politik araç olarak kullanıyor. Bunu evet. söyleyebiliriz. Evet. Almanya buna razı ve gördüğünüz gibi Ukrayna'da demek ki belirsiz ki alternatif yollar belirleniyor evet. burada. Türkiye böyle bir yerde. Dolayısıyla Nabucco dediğiniz proje de Avrupalıların, Rusların bu şeyine karşı ayrıca bir alternatif olarak düşündükleri bir proje. Gaz da işte Türkmenistan'dan burada Amerika faktörü de var. Var evet. ama Avrupa'nın da faktörü var. Evet. İkisi de beraber. Yani insanlar tek yere bağlı olmadan işlerini evet. yürütmek için yollar arıyorlar. Evet. Bu boru hatları da böyle bir şey. Türkiye'de burada bir geçiş bölgesi, yani Avrupa ile tüketiciler arasında önemli tüketici orası. Dolayısıyla bizim üzerimizden geçmekten başka çare kalmıyor. Evet. Rusya'yı bypass ettiğiniz zaman. Sebep budur. Evet. Esas mesele budur. Bizim tabii burada çıkarlarımızı düşünmemiz lazım. Hı hı. Kendimiz buradan ne kadar faydalanıyoruz? Bizi ne kadar besliyor bu? Hı. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı da öyle bir şey. O yani petrol boru hattı. Hem Azerbaycan'ı Ruslar olmadan şeye çıkarıyor, Akdeniz'e çıkarıyor. Hem de biz de gerekirse belki oradan bir şeyler alacağız. Petroller 50 milyon ton taşıma hı. kapasitesi var. Yumurtalık Kerkük boru hattı, o da öyle bir şey. O da Irak'ın bir noktada denize çıkışı için düşündüğü bir şey. Evet. Ama belki şimdi Suriye'yi paylaşmak isteyenler orada Türkiye'yi bypass edip bir ayrı bölge, Kürt bölgesi yaratıp oradan Suriye'den denize çıkmak istiyorlar. O da ayrı. O da ayrı. Evet. Tabii. Son 3 dakikamız bu konuyla ilgili her ikinizden de lütfen bu Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetiyle ilgili görüşler rica ediyorum. Şimdi ben boru hatlarıyla ilgili Türkiye üzerinden geçecek olan boru hatları projelerinin hepsine itiraz ediyoruz. Yani ilgili kamu kuruluşu BOTAŞ'ın dışında hiçbir yerli şirkete, yabancı şirkete, çok uluslu şirkete, uluslararası şirkete Türkiye'de boru hattı izni verilmemelidir. Verilen bütün izinler de iptal edilmelidir. Nabucco'nun da Türkiye'ye 5 kuruşluk bir yararı yoktur. Türkiye Nabucco projesinden çekilmelidir. Bu konuda ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ, Demir-Süreyya'nın Petrol Gaz Kurumu diye yine organize edildiğinde üçüncü ülkelerin gazını, petrolünü kendi iletim şebekesi üstünden belli bir taşıma bedeli ve taşıdığı gazın ya da petrolün belli bir bölümünü kullanma hakkı kaydıyla taşıyabilmelidir. Onun dışındaki projeler Türkiye'nin lehine değildir. Türkiye transit mülkü olmamalıdır. Türkiye bir ticaret merkezi olmalıdır ki bu işten bir yarar görsün diye. O boru hattını işletecek şirketlerin yönetiminde başkaları olursa yarın bir gün şu ya bu gerekçeyle ülkeyi istikrarsızlaştırmak için belli politik müdahalelerin zemini yaratabilirler. Doğu Akdeniz'le ilgili olarak da şunu söyleyeceğim. Ben yani İsrail kendi aramaları yapıyor. Kesime bir destek yapıyor ama onlar da Türkiye ile iyi geçinmek zorundalar. Rus, eğer Rumlar orada bir gaz üretirlerse onu dünya pazarlarına satabilecekleri tek güzergah Türkiye üstündendir. Tepişmenin bir anlamı yok. Yani herkes birbirinin çıkarına saygılı davranacak. O gazı, Rumların ürettiği gazı da bir enerji terminali denizde kurulacak. Ondan sonra şeye taşınacak. Ya boru hattıyla Mersin'e, Ceyhan'a, oradan da dünya pazarlarına gidecek. Yani başka türlü üçüncü ülkeye satamazlar. Onlar da Türkiye'nin çıkarlarına saygılı olacaklar. Kıbrıs çıkarlarına. Sağlık sadece Rumlardan oluşmuyor. Tabii. Türklerden de oluşuyor. Onların da çıkarlarını götürecekler. Bu işleri sulh yolla çözecekler diye evet. düşünüyorum. Sayın Hocam, sizin bu konuda tabii orada bir de bir tatbikat var. Aynı şeylere katılıyorum. Bir de o söylediğiniz tatbikat yani hakikaten enteresan. İsrail, Rum, Yunan hava kuvvetleri ve bir de Amerikan hava kuvvetleri tatbikat yapıyorlar o platformları korumak için ve düşman olarak algıladıkları gazete haberlerine göre söylüyorum. Türk Silahlı Hava Kuvvetleri oluyor. Burada tabii bu kabul edilebilir bir şey kesinlikle değil. Buradan şu ortaya çıkıyor ki çıkarlar söz konusu olduğunda ülkeler kendi çıkarlarını birinci plana alıyorlar. Bütün bu müttefik geçinenler için de geçerlidir. Dolayısıyla Platon'un söylediğini hatırlayalım. İnsanlar niçin savaşırlar? Platon diyor ki iyi yaşamak için savaşırlar. Ama kendi adamlarını iyi yaşatmak için. Dolayısıyla sizin bunu hiçbir zaman kulak ardı etmemeniz lazım. Yani ulusal çıkar demek kendi milletinin çıkarlarını öbürlerinin önünde tutmaktır. Barış yapmaya çalışalım amenna. Ama böyle bir durumun olduğunu da bilelim. Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sayın ederim. Sayın Türk Yılmaz çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik.
bu hafta Türkiye'nin enerji görünümü, enerjide dışa bağımlılık ve alternatif çözümleri konuştuk, değerlendirdik. Profesör Doktor Sencer İmer ve Oğuz Türk Yılmaz'la iyi akşamlar, iyi haftalar.